Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli astar nasıl hazırlayabiliriz videosunu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce Instagram hesabımda pigmentlerle ilgili bir anket hazırlamıştım. Bu ankette çıkan sonuca göre birçok arkadaşımız pigmentler hakkında yeteri kadar bilgi sahip değil. Şimdi bu arkadaşlarımız için hem pigmentler hakkında güzel bilgiler verelim hem de hep birlikte renkli astar nasıl hazırlayabiliriz onu öğrenelim. Bu videodan sonra renkli astarlarla harika dekorlama teknikleri yapacağız. O yüzden elinize kağıdınızı, kaleminizi alın ve vereceğim oranları mutlaka bir kenara not edin çünkü daha sonrasında çok fazla ihtiyacınız olacak. Şimdi kameramızın açısını değiştirelim ve hep birlikte renkli astar nasıl hazırlayabiliriz öğrenelim. Şimdi çalışmamıza başlamadan önce elbette ki çamurumuz hakkında bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz elimdeki bir porselen çamuru. Porselen çamurunu yüksek dereceli stoneware çamurları için kullanıp güzel bir astar hazırlayacağım ben. Ama elbette ki siz düşük dereceli seramik çamurlarıyla çalışıyorsanız o zaman elinizdeki herhangi bir beyaz vakum çamurunu da tercih edebilirsiniz. Şimdi daha önce mişima tekniğinde olduğu gibi çamurumuzu böyle ince dilimler halinde ayırıyoruz. Ve dilimleri sonrasında yine gördüğünüz gibi küçük küçük parçalara ayırıp iyice ufaltıyorum ki çok daha hızlı kuruma sağlayabilelim. Yani burada amacımız çamuru dilimlerken ya da ufaltırken oldukça hızlı bir şekilde kurumasını sağlamak. Fark ettiyseniz çamurlarımın altında bir bez var. Siz isterseniz tabii ki bir gazetede koyabilirsiniz. Ufaltma işimi bittikten sonra güneşe koyup çamurunuzu orada. Benim yaklaşık sanıyorum 2-3 gün kadar sürdü. Belki sizinki çok daha kısa sürer. Olduğum yer çok nemli çünkü. 2-3 gün bekletip iyice kemik kurusu dediğimiz bir kuruluğa gelmesini beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi maskemizi takalım. Maskelerimiz olmadan bu işlemi lütfen yapmayalım. Her ne kadar siz gözle görmeseniz de o partiküller havada asılı bir şekilde saatlerce durabiliyor. O yüzden çalıştığınız ortamları sık havalandırıp bu şekilde maskeler takıp kendinizi öncelikle koruyun. Şimdi ihtiyacınız olan diğer bir şey tabii ki tartı. Elimde bu şekilde hassas bir tartı var. Ben onu kullanacağım. 0.01 hassasiyetinde. Hemen şöyle alalım. Ayarında yapalım. Yapacağım renkli astarları öğrencilerim kullansın diye bir tık daha fazla hazırlayacağım ben. Eğer siz renkli çalışmalarınızı, renkli astar çalışmalarınızı minimum seviyede yapıyorsanız, o zaman ölçülerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yakın plana geçelim ve kuruttuğumuz çamurları. Hemen tartmaya başlayalım. Burada size vermek istediğim ölçü 400 gram ağırlığında olacak. Yani 400 gramlık bir renkli astar çalışması yapacağız birlikte. Eğer siz tabii ki astarınızı çok daha az kullanıyorsanız, o zaman 200 gram, 100 gram şeklinde de hazırlık yapabilirsiniz. Ben oranları zaten alt yazı olarak vereceğim. O şekilde oradan alıp kendi astarınızı o ölçülerle oluşturabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tam 400 gram hazırlamaya çalışıyorum ölçü önemli tabi bizim için şöyle parmağımla da kapattığım zaman gördüğünüz gibi 400 gram tam ölçülü bir kuru çamurumuzu tartmış olduk. Şimdi kuru çamurumuzun üzerine hazırladığım 230 miligramlık suyu ekliyorum suyun temiz olmasına özen gösterin ölçü olarak da bu şekilde ölçüm kapları satılıyor onlardan temin edebilirsiniz. Ben daha önceki çalışmalarımda size tam ölçü verebilmek için bu oranları gerçekten bir ön çalışmasını yaptım. 230 miligram su gayet yeterli oluyor. Her ne kadar şu an gördüğünüz gibi belli bir kısmı su doldursa da çamurumuz 6 saat 8 saat özellikle ben geceden yapıp sabaha kadar bekletiyorum. Çamur zaten sulu hale bakın gördüğünüz gibi gelecektir bir gün bir gece beklettikten sonra. Eğer çamurunuz homojen hale gelmiyorsa o zaman önlem olarak e, daha suyu koymadan önce biraz daha çamurunuzu öğütüp o şekilde su eklemesi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir plastik kaşık yardımıyla şöyle karıştırdığımızda henüz homojen bir karışım elde etmediğimizi e, görüyorsunuz. O yüzden e, çamurumuzu e, ben herhangi bir yerden aldım bu süzgeç çok e, delikleri küçük olmasına gerek yok. Bir süzgeç yardımıyla şöyle hemen e, bir süzelim. Bakalım e, o parçacıkları homojen hale getirebilecek miyiz bu şekilde? Bu tarz işlemler için e, kullanmadığım fırçaları kenarda bekletirim. E, zarar görecek işlemleri eski fırçalarınızla yapabilirsiniz. E, yeni fırçalarınızı kullanmayın lütfen. Süzgecin arkasından da kalan e, astarımızı şöyle bir kaşık yardımıyla hemen e, temizleyelim. Ve tekrar kontrol edelim. Bakalım, iyice kaşıkla eziyorum ama maalesef istediğimiz kıvamda henüz değil. Burada tabii ki bir kapak yardımıyla blenderımızı çalıştırmamız gerekecek. Ben bu tarz işler için mutfaktan kullanmadığım bir tane ayırdım. Siz de eğer elinizde varsa bu şekilde bir blender yardımıyla çamurunuzu daha homojen hale getirebilirsiniz. Tabii ki blenderınızı bu tarz işlerden sonra mutfakta tekrar kullanmamak şartıyla. Evet gayet güzel oldu tam istediğim gibi. Çünkü daha sonra uygulamasını yaptığımızda e, ürünümüzün üzerinde o parçacıkları görmek çok gerçekten hoş olmayacak. O yüzden mutlaka homojen olması gerekiyor. Şimdi hemen ardından tekrar süzme işlemini yapalım. İyice emin olalım bakalım içerisinde herhangi bir parçacık kalmış mı. Evet, gayet güzel bir e, kıvamdayız şu anda. Harika görünüyor. Tekrar tartımızı alalım. Şimdi artık çamurumuzun içerisine istediğimiz herhangi bir renk pigment ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ben bir kobalt mavisi pigment e, ile e, güzel renkli bir astar yapmak istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi kutuların üzerinde aldığım tarih, fiyat e, ve e, kaç gram olduğu yazılı. 2021'den itibaren gerçekten fiyatlar üzerinde çok büyük değişiklikler oldu. O yüzden o fiyatı lütfen kaydı tabii ki almayın. Ben elimde bu renk var. O yüzden onu kullanacağım. Şimdi 400 gram kuru çamur için 230 miligram su ekledik ve şimdi 400 gram içinde 40 gram pigment eklemesi yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet ince ince tartıyorum burada. Evet yine parmağımla küsuratı kapatmak istiyorum. 40 gram gördüğünüz gibi aldatıcı olmasın küsüratlar. Ve artık tartımızı bir kenara alalım. Sulandırdığımız, elekten geçirdiğimiz e, çamurumuzun içine 40 gram ölçtüğümüz pigmenti ekleyip yavaş yavaş kaşıkla önce bir karıştıralım. E direkt almıyorum çünkü bir sefer biliyorsunuz toz halde olduğu için etrafta uçuşacak. O yüzden hiç istemediğimiz bir şey tabii o. Önce şöyle kabaca kaşıkla bir karıştıralım, iyice yedirelim ondan sonra zaten tekrar süzme işlemini yapacağız. Bu karıştırma esnasında küçük bir bilgi daha vermek istiyorum pigmentler hakkında. Eğer siz seramik çamurlarıyla çalışıyorsanız yani çamurunuzun pişme derecesi maksimum 1100 dereceye kadar ise o zaman pigmentlerinizin de buna uyumlu olması gerekiyor. Zaten siz firmalardan pigment alışverişi yaptığınızda açıklama kısmında göreceksiniz. Pigmentin de bir pişme derecesi olduğunu çalışmalarınıza en uygun pişme derecesi olan pigmentleri tercih edin. Şimdi biz tabii ki yüksek derece çalışacağımız için pigmentlerimizin de tabii ki kalitesi ona göre olacak. E, yaklaşık 1250 dereceye kadar e, dayanıklı olan pigmentlerden biz alıyoruz. E, tabii ki siz bunu almak zorunda değilsiniz. Çini çalışan arkadaşlarımız da görüyor zaten. Orada 980'e de dayanıklı pigmentler olabiliyor. Sadece burada önemli olan düşük dereceli düşük dereceye dayanıklı bir pigmenti alıp yüksek dereceli bir fırına koymamanız zaten orada rengin uçtuğunu göreceksiniz. Bunu da böyle küçük bir dipnot olarak vermek isterim. Evet gördüğünüz gibi şimdi yine süzgecimizi aldık. ikinci kez bir süze, süzme işleminden geçireceğiz renkli astarımızı. Burada tabii ki emin olmak istediğimiz yine pigmentin iyice çamura homojen bir şekilde dağılmış olup olmaması. Bakın gayet iyi görünüyor. Ve yine tabii kullanmadığımız fırçayla hemen destekleyelim. Şöyle altına doğru bir geçsin. Evet gayet güzel. Evet yine şöyle kaşığımızla bakalım. Harika güzel bir kıvam oldu. Ee, şimdi bir kaba artık hazırladığımız renkli astarı koyabiliriz. Muhteşem bir renk olacağına eminim piştikten sonra. Ve gelelim tabii ki en sevdiğim kısım not alma kısmı. Evet, benim bütün raflarımdaki ürünlerin üzerinde göreceksiniz zaten yer yer videolarda. Mutlaka not alırım. Ne olduğunu, ne zaman yaptığımı. Ölçüleri mutlaka ayrıca bir yerde yazılıdır. Evet, yaptığımız astarın üzerine hangi rengi o şekilde bir etiket yapıp böyle kenara alıp onu orada bekletelim. Evet, şimdi yine bu açıdan bir astar hazırlığı daha yapalım. Şimdi 400 gram üzerinde yaptığımız pigment çalışması 40 gramdı biliyorsunuz. Şimdi pigment ölçüsünü yarıya indireceğim, yani 20 gramdan yapacağım. Biraz daha açık tonlu bir kobalt mavisi elde etmek için. Astarı hazırlama şekli burada gördüğünüz gibi değişmiyor. Yine 400 gram kuru çamur için 230 miligram su eklemesi yaptım. Suyu karıştırdıktan sonra da bir gece yine bekletip çamurun iyice suyu emmesini bekledim. Şimdi kaşıkla karıştırdıktan sonra blender ile e, ilkinde biliyorsunuz hemen bir elekten geçirmiştim ama e, pürüzlükler kalmıştı. O yüzden şimdi hiç eleğe geçirmeden önce blender yardımıyla güzelce bir çırpıyorum e, çamurumu ondan sonra da elekten geçiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine güzel bir kıvam burada koval mavisini 20 gram hazırlayıp homojen çamur karışımının içine ekleyeceğim. Gıdaya temaslı ürünlerinizde bu oranları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ee, eğer fonksiyonel olmayacaksa ürünleriniz o zaman pigment miktarını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ee, elbette ki pigmentleri arttırdığınızda sonuç her zaman güzel olmayabiliyor. O yüzden mutlaka bir deneme plakasında pigmentlerinizin denemesini çamur üzerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için. Evet yine farklı bir açıdan hazırladığımız iki farklı tondaki kobalt mavisi rengimize bakalım. Şu gördüğünüz gibi zaten dışından çok daha açık duruyor. Evet, diğerine göre. Evet biraz karıştırdığınızda zaten hemen hızlı bir şekilde homojen hale tekrar gelecek. Gördüğünüz gibi yine kullanmadan önce mutlaka güzelce bir karıştırıp o şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen diğerini de şöyle bir karıştıralım. Homojen hale getirelim. Burada kaşığım kırılmış. Kaşığın ucundan bir görelim tekrar. Denemelerini tabii ki birlikte yapacağız. Şöyle ikisini de yan yana koyalım karıştırmadan. Evet, gördüğünüz gibi pigment oranını ne kadar azaltırsanız o kadar renginizde de açılmalar olacak. Evet kobalt mavilerimi şöyle kenara almak istiyorum. Sanırım mavi rengi sevmeyen yoktur. Her tonu ayrı güzel gerçekten. Evet burada gördüğünüz gibi farklı tonlarda ve renklerde renkli astar çalışmalarını yaptım. Tabi arkada birkaç tane daha rengim var. Onu da çalışmaya devam edeceğim videodan sonra. Böylelikle renkli astarlarımızı nasıl hazırlayabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki konularda da deri sertliği üzerine bu renkli astarları uygulayarak çok farklı dekorlama tekniklerini birlikte öğreneceğiz. Bu arada hala tabii ki kanalıma abone olmadıysanız mutlaka kanalıma abone olun ve yeni konulardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Ara ara Instagram'da storylerimde biliyorsunuz paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Oradan da tabii ki beni takip ederek yaptığım çalışmaları yakından izleyebilirsiniz. Evet güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımlarda tekrar görüşmek üzere.